Finans Merkezi devam ediyor. İkinci bölümde TGS'de hazır giyim endekslerini sizlerle paylaşıyor olacağız. TGS'de Başkanı Cem Negrin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, biz Burak Hoca ile 2013 için beklentileri değerlendirirken enflasyona dikkat dedik. Risk olarak enflasyon ön plana çıkıyor sanki 2013'te. Ne dersiniz? TGS'de için durum ne? Hissediyor musunuz bütün, bir enflasyon baskısı? Bütün dünyada bu söyleniyor aslında epey bir zamandır ama pek hala kimse göremedi. Hep beraber bekliyoruz yani. Ben şahsen piyasalar oturmadan, satışlar gerçekten artmadan enflasyon olacağını düşünmüyorum şahsen. Maliyet yönüyle maliyet enflasyonu? Maliyetler artıyor Türkiye'de. Hı-hı. Maliyetler artıyor. Onları yansıtacaksınız. Şimdiye kadar yansıtmadan dayandık. Ama üçüncü sıraya düşmüşüz. AB'ye ihracatta hep Çin'in ardından ikinci sırada oluruz. Burada Bangladeş önümüze geçmiş. Zaten bunu etiketlerde de hissediyorsunuz. Bangladeş'te üretilen ürünlerin çok arttığını görüyoruz Avrupa markalarına. Bangladeş çok ilerledi son senelerde. Özellikle dokuma mallarda çok çok büyük fabrikalar yaptılar. Hı hı. Hem dünyanın en iyi fiyatlarına sahipler hem de dünyanın en büyük fabrikalarına sahip oldular. Dolayısıyla da önümüzdeki zamanlarda bana göre Türkiye'den çok Çin'in başına bela olacak bir kapasite. Gerimizi Bangladeş'e kaptırıyor gibiyiz. Kaptırırız. Peki neden bu kadar zorlanıyoruz AB'ye ihracatta? Biz yani, pahalıyız tamam, yani. Ekonomileri biz... kötü ama Bangladeş oraya ihracat yapabiliyor. Biz pahalıyız yani her zaman için. Daha sonraki bu çalışmalarını da göreceğiz hep beraber. Dünyadaki en pahalı tekstil imalatı satan ülkeyiz bu boyutlarda tabii ki. Dolayısıyla bizim malı satmamız için iyi bir koleksiyon, doğru zamanda, doğru rengi en hızlı şekilde peki, yollama mecburiyeti var. Peki dilerseniz sıradan gidelim öyleyse. Evet. Hazır giyim faaliyet endeksi bu ay neyi gösteriyor? Bu ay geçen seneyle bakıldığı zaman artık sene sonuna geldik. Hı-hı. Gördüğünüz gibi bu senelik bir %7,5'luk bir artış var gibi gözüküyor seneden seneye. Bunu da Can Bey beni uyardı. Dedi ki enflasyonu koyarsan hiçbir rahat yemedik. Enflasyona geri döndük Burak Hocam. Burada, işte enflasyon. Öyle bir durum var. Evet. Enflasyon etkisini çıkardığınız zaman hazır giyimde bir bilme yerimizde yok. Sayıyoruz. Yerimizde saydık gibi gözüküyor. Peki ihracata bakalım öyleyse hazır giyim ihracat endeksi ne işaret ediyor? Orada bir düşüş mü var? O da aşağı yukarı aynı yerlerde. Şu anda normal bu Ekim ayı bir hesabı. Hı hı. İşte çok ufak bir düşüş var. Evet. Aralık, Kasım, Aralık birazcık daha iyi gitti. Yani 16 milyar dolara geldik gelecek böyle tam 2011 ile aşağı yukarı aynı rakamı kapatacağız herhalde. Evet. Yani yine bir dinlenme senemiz oldu. Üçüncü sıraya da düştük Avrupa'ya. Yani 2011 ile aynı rakamları korurken yerimizi koruyamadık herhalde değil mi? Yani rakamları belki aynı olarak koruduk ama yer olarak sizin de söylediğiniz gibi sıralamada bir aşağı geldi. Yok, söylendiği kadar büyük satış düşüşleri olmadı Avrupa'da. Hı. Dolayısıyla adamlar aşağı yukarı aynı malları alıyorlar yine. Hı. Tabii ki bir kısım yine ucuza gitti. Peki yurt içi satışlar burada imdada yetişiyor mu? Orada da sanki... Orada da bu sene yurt içi satışların özellikle iki türlü dertleri oldu. Bir geçen sene hem kumaşlara vergiler kondu hem ithalat ettikleri ucuz mallara vergiler kondu. Dolayısıyla oradan sıkıştılar. Bir taraftan Sayın Bakanlarımızın tartışmaları oldu. Ekonomiyi soğutacağız mı, satacağız mı, frene mi basacağız, gaza mı basacağız derken olan bizim sektöre oldu. Eski büyüme rakamlarını yakalayamıyoruz şu anda. Ne yazık ki gözüktüğü gibi. 3. ve 4. çeyrekten daha umutluyduk bu 2012'yi tamamlarken. Ama 3. çeyrek rakamları da çok umut verici değil sizin sektörünüzde. Şu gözüküyor. Anda hazır giyimde bir duraklama devrine girdik gibi gözüküyor mağaza grubunda da. İhracatta olduğu yerde saymış gözüküyor. Evet, 2013'te bu nasıl aşılır bunu da konuşalım ama önce endekslerimizi bitirelim. Bileşik üretim endeksi ne işaret ediyor? İşte büyüme olmadığı için üretimde de fazla bir büyüme yok. İşte orada 1-2 puanlık bir gelişme var. Hı hı. Genel olarak bütün tablolar aslında birbirlerini karşıladıklarını gösteriyorlar. Evet, sene bazında da bakıldığı zaman 2011-12 karşılaştırıldığı zaman da aşağı yukarı aynı yerlerde sayan 1-2 puan aynı. Fazla 1-2 puan. Yukarı aynı. Cirolar aynı. İç piyasadaki perakendecilerin ciroları aynı. Burada görüldüğü gibi ciro endeksi aynı. Evet. Karlılık endeksi nasıl? O da enteresan aslında. Karlılık endeksini biz 100 olarak başlamıştık. Hı hı. Bir sene kadar evvel 71 seviyesine geldi. O gündür bugündür 69'un altına inmiyor. Yani demek ki insanlar artık belirli bir yere kadar karlılıklarından vazgeçip malları sattılar ama daha aşağı inmiyorlar. Yani bence demek daha aşağısı ki bu Can Bey'in yaptığı
endeks rakamlarındaki özellikle karlılık endeksi artık demek ki dibini bulmuş. Yani insanlar bunun altında. Evet, yani de şuradaki bu 69.12, ondan evvel 71 olan rakamlara bakıldığı zaman gözüküyor ki insanlar artık bunun altında mal kesinlikle satmıyorlar. Kimsenin zarar edeceği bir durumu yok. Evet. Demek ki de Türkiye'nin en karsız satış yerine gelmiş durumdayız. Evet, o yüzden sıralamada umurumuzda değil. Yani 2'den 3'e de düşebiliriz ama bunun aşağısına gitmiyor mu? Şu anda bu aslında tablo onu gösteriyor. Ben aslında seviniyorum sektörüm açısından. Yani boşu boşuna ciro yapacağız diye boşu boşuna yüksek ihracatlar yapmanın da bir anlamı yok. Yani diğer taraftan maliyetler de sürekli olarak artıyor. Orada gözüken herhalde Birleşik Maliyet Endeksinde. Tabii ki hiçbir zaman o değişmedi. Döviz olduğu yerde saydı. İşte çeşitli kullandığımız enerjide, maliyetlerde, maaşlarda, vergilerde, her türlü benzinde zamlar geldikçe birazcık maliyetimiz arttı. Peki Avrupa hazır giyim perakende harcamalarına bakalım. Oradan ne kadar pay aldığımızı konuşacağız ama kim burada ilk sırada? İngiltere mi? Şimdi burada aslında enteresan olan adamlar satışlarına bu kadar kriz var deniyor. Adamlar batıyorlar diye biz konuşuyoruz ama gördüğünüz gibi İngiltere 105'e, Fransa 104'e çıkmış durumda. Evet. Yani genel olarak perakende satışlarında Almanya'da ilk defa biraz düşüklük var ama hiçbir zaman öyle 1-2, %1-2'nin üzerinde bir oynama yok. Dolayısıyla ben 2013'ten itibaren bu memleketlerin satışlarının yani artacağına ve bir kısmının da Türkiye'ye döneceğini düşünüyorum. Evet, Türkiye dönmesi için ne gerekiyor aslında? Biraz sizin bu pantolon şort ithal tablonuza dönelim. Orada ne durumdayız? Biz maliyetlerimiz artıyor, fiyatımız artıyor. Bizim fiyatımız nasıl acaba? Bu tablolar aslında gözüküyor işte yine her zamanki gibi Türkiye'nin diğer dünyanın fiyatlarına işte Bangladeş dediğiniz bütün şeylere göre çok pahalı. Hı-hı. Bütün hikaye bu pahalılık daha ne kadar sürdürülebilir? Ne kadar daha bir süre? Ama epey bir sürdürüldü. Hep sizle konuştuğumuzda uzun dönemdir hep bundan şikayet ediyoruz ama baktığımızda bu kadar pahalı olmasına rağmen gene Türkiye'den almaya devam ediyorlar. Herhalde bu belki kaliteden mi yoksa artık marka mı üretmeye başladık? Şimdi perakendenin tabii ki mağazasında sadece ucuz mallarla değil, belirli bir şekilde daha moda, daha doğru renklerde, daha son dakika modelleriyle mağazada belirli bir kapasiteye ihtiyacı var, belirli bir yere ihtiyacı var. Bunu da şu anda Türkiye karşılıyor. Bir de onun son dakika siparişleri, son dakika kestiremedikleri talep orada hem Bangladeş'in hem Çin'in uzak doğunun önüne geçiyoruz ama. Oradaki terminler her zaman 3-4-5-6 aylarda olduğu için, uzun programlı işler olduğu için. Türkiye'dekilerde her zaman çok kısa terminli 2-3-4-5-6 yani diye koltuk ambarı gibi böyle bir tabii. Yani rafı boş bırakmaktansa rafı daha pahalı almayı bırakmıyorlar. Tercih ediyorlar. Depoları dolu tutmuyorlar boşu boşuna. Hı-hı. O da onlar için stok büyük masraf. Stok maliyetinden kurtuluyorlar. Dolayısıyla Türkiye onlar için işte benim her belki zaman dediğim gibi. Şu maliyet finansmanına katlanıp Türkiye'yi bir depo olarak da kullanabiliyorlar, yakın bir depo olarak. Yaptıkları o. Şu anda bu chartlara bakıldığı zaman yine en az kazığı İspanya yiyor gibi gözüküyor. Evet. Ama geri kalanlar aşağı yukarı iki misline yakın fiyatlarla Türkiye'den mal alıyorlar dünya aldıkları fiyat ortalamasına göre. Evet, şimdi Almanya'nın ithalatı var burada. İthalat için ne ödemiş bu pantolonlara ve şortlara? Bu şeylerin, bu Bangladeş'in, Çin'in, Pakistan'ın ve Türkiye'nin yani önü ilk 4 tane. Mesela bu konuda Türkiye dünyada 4. sırada olduğu gözüküyor. Hı-hı. Ama gördüğünüz gibi Bangladeş'te artış var. Yani şey olarak, kapasite olarak. En ucuz Bangladeş mi oluyor? Fiyat olarak tabii ki. O yüzden de Avrupa ihracatta bizim önümüze geçmiş durumda. Şu anda önümüzde geçtiği bu chartlarda da gözüküyor. Evet, neden geçtiği belli. Bangladeş'in pazarlamasını kendi mi yapıyor yoksa onlara yardımcı olan dünyada? Genelde büyük bir kumaş imalatları yok yani yine böyle Çin'e bağımlı, sağdaki soldaki memleketlere bağımlı olarak ama. Markalar daha çok tercih eder olmuş. Bu da maliyeti hassas olmalarından kaynaklanıyor galiba değil mi? Maliyet tabii ki her zaman için en önemli şeylerden biri. Sonuçta bütün Avrupa'daki caddelerin üzerinde bütün dünya markaları yan yana duruyor. Evet. Evet. Bir tanesinin bir malı daha pahalıya satması çok zor. Şimdi kadına bakalım. Kadın pantolonunda ne durumda diye baktığımızda orada Hindistan daha ucuz gözüküyor. Ardından Bangladeş mi geliyor? İşte bu bütün dünyanın gene çeşitli fiyatlarını da gösteriyor. Türkiye pahalı. Kapasite olarak aslında gene 3. sırada ama diğer ülkelere göre de million pieces olarak bakıldığı zaman da bayağı da aşağıda. Yani Çin'le Bangladeş artık Türkiye'nin çok üzerinde kapasiteyle ortadalar. Hı hı. İşte Türkiye'den sonra gözüken Hindistan'la Pakistan'ın pek fazla Türkiye'yi rahatsız edecek olan bir hali yok gibi gözüküyor. Bu şartlarda 3. sıralaya devam edip karlılığımızı arttırmamız lazım gibi gözüküyor.
Evet, bir sonraki endeksimizi alalım. İspanya'nın ithalatı üzerine erkek pantolon ve şortlarında. Bu da işte aynı şekilde yine İspanya'nın bu memleket Türkiye'yi 3. sıraya koymuş. Ama bakın, çok yakın olan bir Morokko var orada. Bence Fas, Türkiye için önemli bir problem olacak olan bir memleket. Ama orada fiyatlar daha pahalı değil mi? Aşağı yukarı aynı yerlerdeyiz. Yok, onlar bizim bir tık altımız. Çok pardon. Şeyler, evet. Çok yakınlar. Yine hızlı mal yapıyorlar. Aynı dili konuşuyorlar. Ulaşımdan dolayı avantajları var. Yani Fas bu tip mallarda Türkiye'nin başını ağrıtacak gibi gözüküyor. Evet, kadın pantolon ve şortlardan ithalatına baktığımızda İspanya'nın orada tabloda durum ne diye bakalım. Orada da Morşey'in yine Fas'ın Türkiye'yi yakaladığını gösteriyor. Orada biraz gösteriyor. Daha aramız yakın. Fiyatta değil mi? Evet, fiyatta da kapasitede de Fas'ın yakın olduğu gözüküyor. Bence Türkiye'yi şu anda önümüzdeki senelerde bu tip mallarda, pantolonlarda, şortlarda, özellikle dokuma mallar daha fazla olmak üzere Fas'ın Türkiye'den bayağı bir kapasite alacağını düşünüyorum. Aynı şekilde de şimdi bu chartlarda da yok. Tişört konusunda da Portekiz bayağı bayağı ilerlemeye başladı. Yani bir ara onlar krizden dolayı böyle bir nasıl mal yapacaklar, ne yapacaklar diye düşünürken şu anda Türkiye'nin tişört üzerindeki fiyatlarını kırıp onlar da gelecek dönemler arasında Türkiye'de özellikle hazır giyime yönelik büyük tehditler var. Özellikle Avrupa'nın belirli başlı ülkeler açısından baktığımızda. Bir şekilde bu sektörün ucuzlaması lazım. Yani her zaman çok pahalıya iki misli fiyata satamaz. Bir de tüketim alışkanlıkları da değişiyor artık. İnsanlar daha az tişört alıyor ama hani bir tane alıp ondan sonra gidip iPad almayı ve teknoloji harcaması yapmayı daha yeğler oldu. Aile harcamalarına baktığımızda da bu böyle. Çocuklara bile Amerika'da bu akıllı telefonlar ve iPad'lerden veriyormuşlar hediye olarak. Onu haberleştirdik sabah. Doğru. Tabii ki teknoloji belki 5 sene evvel bu kadar fazla evimizde yoktu en azından. Şu anda her evin içinde mutlaka cep telefonu var. Bir de alışkanlık yaratıyor. Aynen öyle. Özellikle çocuklarda. Satın alma alışkanlıklarını değiştiriyor. Mesela bugünkü haberlerde de var. Örneğin internet üzerinden yapılan satışlar Türkiye'de %33'e yükselmiş. Oldukça büyük rakam ki bunun içinde giyim de var. Çok ciddi miktarda. Demek ki alışkanlıklarla beraber belki mağazacılık ortadan yavaş yavaş kalkıyor herhalde. Avrupa'da ve Amerika'da kalkmadı. Bunu da bir mağaza daha gibi gözüküyor şu anda. Yan şube şu anda. Evet, yan şube halinde duruyor. Herhalde o şekilde kalacak diye düşünüyorum ben şahsen. Peki bu hani aile bütçesinde sonuçta hazır giyim harcamalarının yeri daralıyor. Teknoloji harcamaları ve diğer harcamalar arttıkça. Buna nasıl hazırlanıyor hazır giyimcilerimiz? Bunu bekliyor muydunuz bu kadar hızlı olmasını? Ya şimdi benim gördüğüm kadarıyla insanların bir şekilde de genel bütçeleri de artıyor. Çünkü yani perakende harcamalarına bakıldığı zaman Avrupa'daki özellikle öyle büyük bir düşüş yok. Yani o zaman %5'lik 10'luk büyük düşüşler olması gerekirdi. Aksine Fransa ile İngiltere'de artış var. Dolayısıyla o kadar fark ettiğini düşünmüyorum. Türkiye'nin şu andaki tek belki seçeneği bu 5. 6. bölgelerde yapacak yatırımlarla 1-2 sene içinde daha ucuza bir belirli bir kapasiteyi kaydırıp o Fas'a masa kaptıracağı piyasaları kaptırmaması. Yani ucuz üretim hep gene de kurtarıcımız olacak mı diyorsunuz? Daha akıllı hiçbir zaman Bangladeş fiyatına olmamıza gerek yok. Ama bu kadar pahalıyı da müşteri ne zamana kadar kaldırır, ne kadar zorlanarak kaldırır da tabii düşünmek lazım. Yani akıllıyı üretelim, pahalıyı üretelim. Ama gene de hani bu ucuz üretimi elden bırakmayalım mı diyorsunuz? Bu mudur hazır giyim için? Ucuz üretim değil de uzak doğu kadar yarı fiyatına değil ama belki müşteriler şu anda görünüşe göre %70-80 fazlasını vermeye razılar. Belki bir şekilde %50-60 fazlasını yaparsak işin bir kısmı, daha fazla bir kısmı Türkiye'ye kayar diye düşünüyorum. Yoksa Bangladeş'in fiyatını Türkiye'de yapmamız için gerek yok. Tabii ki Bangladeş'in bilmiyorum baş şehri nasıl ama İstanbul'un hali yerinde. Belki akıllı kumaşlar, hani tasarımlar üreterek fiyatı yani belki maliyet daha fazla fiyat istemeyi Bu nano kumaşlarla aslında bayağı denendi ama hala oturmadı. Mesela bu leke tutmayan kumaşlarla falan imalatlar yapıldı ama bu böyle bir bütün memleketin imajı olacak bir seviyeye tabii daha gelmedi. Peki 2013 beklentileriyle devam edelim. 2012'yi öyle ya da böyle tamamlamak üzereyiz. Son bir haftadayız. Nasıl bittiğini konuştuk açıkçası. 2013 için beklentiler neler sektörde? 2013'ü biraz daha pozitif görüyor insanlar genel olarak. Avrupa'daki büyük markaların sahipleri de öyle görmeye başladılar.
Geçen sene hepsi negatifti. Ne yapacağız, ne edeceğiz, yandık diye bir konuşma tarzları vardı hepsinin. Son zamanlarda birkaç aydır o biraz düzelir gibi sanki. Ya bu kötüye alıştılar, artık daha iyisine gideceklerini, daha kötüye gitmeyeceklerini düşünüyorlar. Veyahut da genel olarak belki satışlarda bir düzelme var. Bizim chartlarda aslında biraz satışların daha iyi olduğunu gözüküyor. Bu da aslında bu şeyin, Kofas'ın bir çalışması. O da dünyada hazır giyim harcamalarının hala arttığını gösteriyor. Avrupa Birliği'nde %7.6 diye göstermiş. Yani bu Noel arifesi artışı mı? Kasım'a Kasım. Yani geçen seneki Kasım'a bu seneki Kasım. Yani herhalde önümüzdeki sene bence Avrupa bu krizden biraz çıkar gibi yapıp Türkiye'den daha fazla mal alacak. Benim şahsi fikrim önümüzdeki sene 16,5-17 milyar dolar civarında %5'in üzerinde bir çıkacağını düşünüyorum. Yani bir yandan öyle konuşuyorlar ama bir yandan Avrupa'yı gezdiğinizde görüyorsunuz duran inşaatlar pek çok yerde, belki toplanamayan çöpler, çok zor hayat şartlarının olduğu, hayat şartlarına sahip insanlar, bunlar Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerinden bahsediyoruz. Yani Fransa'dan ya da Almanya'dan bahsediyoruz. Hani nasıl bu kadar bu sürecin üstesinden gelebilecekler ya da belki de sizin dediğiniz gibi yani bu şartları kabul ettiler. Hani bundan daha kötüsü olmaz diyerek belki bunu geleceği inşa etmeye çalışıyorlar. Ben şahsen öyle görüyorum. Sanki yani en kötüyü geçtik. Evet. Ondan sonra ne yaparız gibi görüyorum. Hala kredi muslukları sonuna kadar açık, aşağı yukarı sıfırlarda paraları veriyorlar. Evet. Dolayısıyla insanlar artık bir şekilde bu sıfır olan paraları alıp harcamaya yönelecekler. Harcamaya yönelecekler, yatırıma yönelecekler. Aslında bir şekilde de bu Türkiye'nin de faizlerini biraz daha hızlı bir şekilde indirip işte az önce onu konuşuyorduk. Yani belki bu kadar ihtiyatlı olmamak gerekiyor çünkü fırsat treni kaçıyor neredeyse. Şimdi hem Avrupa hem Amerika sıfıra kadar indirdi. Mümkün mertebe gaza basmanın çarelerini arıyorlar. Biz daha düşünüyoruz. Evet. Biz biraz düşünmeye devam edersek zaten alıp başına gidecek ve biz geç kalacağız. Yani. Peki iç talep, hani iç talebe dair beklentiniz ne? İç talepte de... Yani 2012'de bir şey olmamış, onu gördük. Tabii ki çünkü piyasayı soğutmakla ilgili bir sürü tartışmalarla geçti senenin yarısı. Sonuçta da bir şekilde de bu... bir de onu görüyorum yani ekonomide genelde. İnsanlar hep böyle kötü konuşunca kötü de oluyor. Dolayısıyla bu soğutma hikayesi konuşuldu. Sonunda da soğudu. Ama ben 2013'te öyle görmüyorum. Yani bunun düzeleceğini düşünüyorum. Bir şekilde faizleri de mecburen daha hızlı indireceklerini de düşünüyorum. Aha. Hazır giyimcilerimiz zam yapmayı düşünüyorlar mı? Hani orada enflasyon tarafında beklentilerini. Orada aslında o da enteresan oldu. Şimdi geçen sene çok az zam yaparak bütün bu içeride yaptıkları malların bir şekilde müşteriye yansıtmamaya çalıştılar. Bu tabii onların sonunda kar etmemelerine, yeteri kadar kar etmemelerine diyelim sebep oldu. Bir kısmının ortaklar almasına sebep oldu. Bu sene gördüğüm kadarıyla zaten Türkiye'de de yapamadıkları için malları yine ithalata dönmeye başladılar. Yine onlar da Bangladeş'ten ne getirebilirim, işte Mısır'dan ne getirebilirim çarelerini aramaya başladılar. Tahmin ediyorum ki her zamanki gibi su yolunu bulur ve bizim işimiz normal haline döner. Yani teşvik bölgeleri belki... Onlar kesinlikle bize yardımcı olacaklar ama işte bunlar akşamdan sabah olacak işler değil. Bunlar yine bir teşvik bölgelerinde de ciddi, mesela 6. bölge çok önemli teşvikler var ama orada güvenlik sorunları olduğu sürece bu teşvik bölgesinin çalışması çok mümkün değil gibi gözüküyor. Daha fazla yardım edecekler, daha fazla önem alacaklar. Yani tabii ki kolay değil yani. Peki. Sonuçta Türkiye'nin en zor bölgesi. İzleyeceğiz ve göreceğiz. Ben her ikinize de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Mutlu yıllar şimdiden Cem Bey. Size de. Şimdiden yılbaşı alışverişi nasıl gidiyor hemen göz atalım. Yılbaşına bir hafta kala alışverişte canlılık yaşanıyor mu? Kredi kartıyla alışveriş artıyor mu? Bankarası Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko muhabirimiz Hande Berktan'ın yanında